Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, suların hükümleriyle ilgili bir metin okuyacağım Şafii mezhebine göre. Kitab-ı Ahkam-ı El-miyâhü leti yecûzu biha tathhiru seb'u miyâhin ma'u s-semâi ve ma'u l-bahri ve ma'u n-nehri ve ma'u l-bi'ri ve ma'u l-ayni ve ma'u s-selci ve ma'u l-beredi thumme l-miyâhü ala erba'ati eqsâmin tâhirun mutahhirun غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو ماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو ماء المستعمل والمتغير والمتغير بما خالته من الطاهرات وماء نجيس وهو حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين قلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان 500 رتل بغدادي تقريبا في الأسح. Evet, metin böyle. Metnin kelime manasını okuyacağım değerli kardeşlerim. El-miyâhu, sular, elleti, o sular ki, yecûzu, caiz olur, biha, yani sahih olur, biha, onunla, o sularla, tathiru, temizlik, seb'u, yedidir, miyahin, sular, ma'usu, semai, gök, ve ma'usu bahri, deniz, ve ma'usu nehri, nehir, ve ma'usu bi'ri, kuyu, ve ma'usu ayni, pınar, ve ma'usu selci, kar, ve ma'usu baradi, dolu. Thumme el-miyah, thumme sonra el-miyah su, thumme sonra miyahu sular. Ala üzeri erbaati, dört eqsamin, dört kısım üzeridir. Tahirin, tahirun, temizdir, mutahhirun, temizleyicidir. Gayru değil, mekruhun, mekruh değil. Ve huve o su, ma'ul mutlak, temiz su. Ve tahirun, temizdir, mutahhirun, temizleyicidir. Mekruhun, mekruhtur. Ve huve o su, ma'usu, ma'ul müşemmes, güneşlenmiş. Ve tahirun, temizdir, gayru, temizleyici değil. Gayru değil, mutahhirun, temizleyici. Ve huve o su, ve huve o su, ma'usu, müstamelu, kullanılmış su. Vel mutagayyiru, değişmiş, bima, o şey ki, halettehu, karışmış, ona karışmış. Neden, ne karışmış? Minet tahirati, temiz olanlardan ona karışmış. Ve ma'un su, necisun, necisu, ve huve o su ki, ellezi, o necis ki, hallet, düştü, vaki oldu, fihi, o suyun içine. Necasetun, necaset. Ve huve o su, dune, değil, dışında. Neyin dışında? Kulleteyni, kulleteyn dışında. Ev veya kâne idi,
oldu. Kulleteyni kulleteyn fetagayyara değişir. Vel kultani iki kulle hamsu mi'eti 500 retlin retildir. Retil şer'i ölçü. Bağdat retli. Bagdadiyi Bağdat retli takriben. Yaklaşık takriben fel asah. Aziz kardeşlerim, okumuş olduğum metinlerin manasını, toplu manasını vereceğim değerli kardeşlerim. Taharet temizliğin hükmü, temizlik bölümü ve suların kısımları. Suların kısımlarını okuyacağım değerli kardeşlerime. Suların kısımları, bu sular 7 çeşittir. 1. Gök suyu yani yağmur suyu. 2. Deniz suyu. 3. Nehir, çay, akar, dere suyu. 4. Kuyu suyu. 5. Pınar suyu. 6. Kar suyu. 7. Dolu suyu. Bu 7 çeşit olan sular hem temizdir hem de temizleyicidir. Ve bu sularda kendi arasında 4 kısma ayrılır. Mutlak su, mutlak su, bu su hem temizdir hem de temizleyicidir. Kullanılması mekruh değildir. Mekruh su, bu su hem temizdir hem de temizleyicidir. Kullanılması mekruhtur. Bu su güneşin önünde bekletilmiş, güneş ısısıyla ısınan sudur. Musta'mel su, yani kullanılmış olan su, bu su da temizdir, temizleyici değildir. Veya içine temiz bir şey düşmüş, suyun vasfını bozmuş, onu müstaammel haline getirmiş olan sudur. Necis, yani pis su, o da, bu da içine necaset, yani pislik düşen sudur. Bu su iki kuleteyn'den az olan sudur. Kuleteynin miktarı ise yaklaşık 500 Bağdat rıtlıdır. Bağdat rıtlı, yani şer'i rıtl ya da Bağdat rıtlı denilir ki bunun ölçüsü şöyledir. 120 4 taksim 7 dirhemdir. 130 dirhem diye de rivayet edilmiştir. Yani 128 de 130 dirhem. 408 gramdır. Gram gelir. Yani dirhemi 408 gram gelir. Bunun kaynağı Fıkh-ı İslami ve Edilletuhu cilt 1 sayfa 143. Kuleteynin miktarı hacim bakımından eni, boyu ve derinliği 60'ar santim olan bir havuz veya çapı 48, derinliği 96 santimetre olan bir küp veya silindir. Büyük Şafii İlmihali Halil Gönenç sayfa 28, Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 40, sayfa 40, günümüzün ölçülerine göre takriben 210 litredir. Gayetül İhtisar tercümesi Nizamettin Ersöz sayfa 61. Evet. Taharet ve temizliğin delilleri ve suların hükümlerinin delillerine. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Sizi temizlemek için gökte su indirir. Gökte su indirir. Enfal suresi ayet 11. Diğer bir ayette ise size gökten yağmur, kar dolu indirdik. Furkan suresi ayet 48. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, doğu ile batı arasını uzak kıldığın gibi günahlarla benim aramı da uzaklaştır. Allah'ım, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de hatalarda temizle. Allah'ım, hatalarımı kar, dolu ve su ile yıka diyorum. Bu hadisi Buhari Kitabul Azan'da, yine aynı Kitab-ı Davat'ta bunu zikretmiş, kayıt altına almış. Müslim Mesacid'de almış, Kitab-ı Zikir'de almış. İbn-i Mace Kitab-ı Dua'da almış. Efendim, Kitab-ı İkamet-i Salat'ta almış. Ebu Davud Kitab-ı Salat'ta almış. Nesai Kitab-ı Davat'ta almış. Ebu Davud Tercüme ve Şerhi, bu hadis kitapların tamamı bu hadisi kayıt altına almışlardı değerli kardeşlerim. Deniz sularıyla alakalı delillere gelince Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Maide suresi ayet 96. Size deniz avı yapmak, onu yemek size helal kılındı. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik. Biz onu gidermeye, yerin dibine çekmeye de kadiriz. Mü'minun suresi ayet 18. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara, yerden fışkıran pınarların içine soktu. Bu da Zümer suresi ayet 21. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adamın, ya Resulullah, denizde yolculuk ediyoruz. O denizin suyu bize temiz midir? O suyu kullanabilir miyiz? Sorusu üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, denizin suyu temiz, ölüsü, balık vesaire, denizde yaşayan hayvanların ölüsü de helaldir buyurdu. Bu hadisin kaynağı ise Müsned-i Ahmed bin Hanbel'den almış. Nesai bunu kaydetmiş. Efendim, İbn-i Mace kaydetmiş. Ebu Davud kaydetmiş. Muvatta, Darimi, Tirmizi ve ayrıca Tirmizi bu hadisin sahih olduğu, sahihtir diye kayıt altına almıştır. Evet. Kuleteyn suların delilleri ise Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Bu ayet-i kerime Haşr suresi ayet 7. Özür dilerim. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ehli yabani hayvanların uğrağı olan suyun durumunu sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kulle, kulleteyn miktarında su pislik tutmaz. İki kulle, yani kulleteyn miktarında su pislik tutmaz. Bu hadisi Ebu Davud almış, Ebu Davud tercüme ve şerhi almış, Nesai almış, efendim Müsned-i Ahmed bin Hanbel kayıt altına almış, Darimi, bütün bunlar hepsi efendim bu hadisi kayıt altına almışlardır. Evet. Necis sularla alakalı deliller ise değerli kardeşlerim, eğer bir suyun içine necis olan bir şey girerse, gözde o necisi görebiliyorsa duruma bakılır. Bu su da iki çeşittir. Birincisi akan su, bu su pis olmaz. İkincisi de durgun olan sudur. Bu da iki kulleden aşağı olmamak şartıyla, böyle bir su üç vasıftan birisi değişmedikçe o su temizdir. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Önceki hadistir ki bu da bununla alakalı olduğu için
bu hadisi buraya getirdik. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ehli yabani hayvanların uğrağı olan suyun durumunu sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kulle, kulleteyn miktarında su pislik tutmaz. Öncekilerin kaynakların aynısı. Suyun vasıflarının değişmesiyle o suyun necis olacağı hakkında icma vardır. İbn-i Munzir şöyle der. Suyun içine az veya çok necaset düşüp o suyun tadından, kokusundan ve renginden birini bozarsa bu tür suyun necis olduğunda alimler icma etmiştir diyor. Bunu İmam Nevevi El Mecmu' cilt 1 sayfa 111'de Darul Fikir baskısında bunu kayıt altına almış. Bu görüş İbn Munzir ve İbn Mulakan'dan da nakıl olunmuştur. Bunu Fıkh-ı Sünne tercümesi cilt 1 sayfa 27, Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 58'de kayıt altına alınmış. Başka bir hadiste ise şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su temizleyicidir, onu hiçbir şey pisleyemez. Ancak suyun rengini, tadını ve kokusunu değiştiren bir şey müstesnadır. Yani rengi, tadı, kokusu değişirse pis olur. Başka bir hadiste ise şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu geçen hadisin İbni Humam Fethul Kadir cilt 1 sayfa 47. Efendim Yusuf Kerimoğlu Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 155. Başka bir hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Su temizdir, necis olamaz. Ancak kokusu ve tadı değişmedikçe bu hadiste renk geçmemiştir. Renk de ikisine koku ve tada kıyas edilir. Bu da El Mühezzeb kitabı cilt 1 sayfa 19 taharet İmam Nevevi El Mecmu' cilt 1 sayfa 110 Ebu Davud cilt 1 sayfa 54 efendim Ebu Davud tercümesi almış, Tirmizi almış, İbn-i Mace almış, efendim Müsned Ahmet bin Hanbel almış. Ayrıca Etta Cami'ül Usul fi Ahadisir Resul. Bunlar hepsi bunu kaydetmişlerdir. Kullanılmış suyun delilleri ise Hazreti Cabir radıyallahu teala an hazretleri şöyle anlatıyor. Şiddetli hasta olmuş baygınlık geçiriyordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek abdest aldığı suyu üzerime döktü. Bu hadisin kaynağı Buhari ve Müslim. Eğer abdeste kullanılan su temiz olmasaydı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu o suyu Cabir'in üzerine dökmezdi. Bunu El Fıkhül Menheci ala Mezahibi İmam-ı Şafii cilt 1 sayfa 57. Ayrıca Ebu Davud'da şöyle geçmektedir. Rebi radiyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam elinde kalan suyun artığı ile başını meshetmiştir. Bunun kaynağı değerli kardeşlerim Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bu hadisi kayıt altına almıştır değerli kardeşlerim. Çok açık ve net konuşuyorum. Ve değerli kardeşlerim bu hiçbir şekil kesinlikle kaynaksız konuşmuyorum. Burada Allah'ın izniyle almış olduğumuz nakilleri siz değerli kardeşlerimize nakletmeye çalışıyoruz. Allah'ın inayetiyle. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Mekruh olan suyun delilleri İmam Şafii Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'nun bu tür suyla yıkanmayı mekruh olup görüp şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben güneşte ısınan suyun kullanılması tıp açısından mahzurlu görüyorum. Çünkü güneşte ısınan su alaca hastalığına sebep olur.
Bunun kaynağı Büyük Şafii Fıkhı cilt 1 sayfa 56, Muhnil Muhtaç cilt 1 32. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha için şöyle dedi. Güneşte ısınan suyun baraz hastalığı yani alacaya sebep olduğunu haber vermiştir. Bunun kaynağı ise El-Muhezzeb cilt 1 sayfa 26. Bunun sebebi ise insan sağlığına zarar verdiği için mekruh görülmüştür. İslam dini insan sağlığına zarar veren her şeyi çirkin görüp men etmiş, faydalı olanı ise emretmiştir. Genellikle sıcak bölgelerde ve bakır olan kaplarda güneşin tesiriyle ısınan o bakır kapların içindeki kalayların sökülüp vücuda yapıştığında daha çok tesiri göstererek insan vücuduna zarar verir. İmam Nevevi'nin tercih ettiği görüş ise şöyledir. Ne zaman ki güneşin tesiriyle ısınan suyun soğuması halinde o zaman kerahat ortadan kalkar ve mekruh olmaz. Çok sıcak ve çok soğuk suyun kullanılması bunun gibidir. Evet. Yani bir su çok soğuk veya çok sıcak olduğunda bir suyun o çok soğuk ve çok sıcak olan suyun serinleşmesiyle kerahat da mekruh oluşu da ortadan kalkar. Taharet temizliğin hükmü, temizlik bölümü ve suların hüküm kısımları. Değerli kardeşlerim, bu temizlik taharet bölümünde birkaç bölüm var. Bu kitapta birkaç bölüm var. Taharet kitabında kaç bölüm vardır? Bunların isimleri ve içerdiği konular nelerdir? 13 bölüm var. El cevap. İlk bölüm sular ve suların çeşitleriyle alakalıdır. Taharet temizlik bölümü suların kısımları. Birinci bölüm derilerin tabaklanması. İkinci bölüm kullanılması caiz olan ve olmayan kaplar. Üçüncü bölüm misvakın kullanılması. Dördüncü bölüm abdestin farzları ve sünnetleri. Beşinci bölüm istinca taş ve su ile temizleme şekilleri. 6. bölüm abdesti bozan şeyler, 7. bölüm guslu gerektiren haller, 8. bölüm guslun farzları ve sünnetleri, 9. bölüm sünnet olan gusuller, 10. bölüm mestler üzerine mesh etmek, 11. bölüm teyemmümün şartları, farzları ve sünnetleri, 12. bölüm necasetlerin giderilmesi, 13. bölüm hayız, nifas ve istihazenin hükümleri. Kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular hangilerdir? Bunların çeşitleri nelerdir? Cevap, kendisiyle temizlenmesi sahih olan sular 7 çeşittir. 1- Gök suyu yani yağmur suyu. 2. Nehir, çay, dere suyu. 3. Pınar suyu. 4. Kuyu suyu. 5. Kar suyu. 6. Dolu suyu. 7. Deniz suyu. Bu sular kaç kısımdır ve nelerdir? Bu sular 4 kısma ayrılır. 1. Temiz ve temizleyici olup kullanılması mutlak mekruh olmayan mutlak olan sudur. 2. Temiz ve temizleyici olup kullanılması mekruh olan sudur. Bu su güneşin önünde bekletilmiş olup güneş ısısı ile ısınan sudur. Genellikle sıcak bölgelerde bakır kaplarda ısınan su. 3. Müstamel olan yani abdeste ve gusulde kullanılmış olan su, bu su temizdir, temizleyici değildir. 4. Necis olan su, bu su pis olan sudur. Bu da içine necasetin düşmesiyle pis olan sudur.
Kuleteynin miktarı ne kadar? Kuleteynin miktarı ne kadardır? Kuleteynin miktarı cevap 500 Bağdat rıtlıdır. 60'ar santim derinliği, eni, boyu, geniş bir silindir veya küptür. Günümüz ölçülerine göre takriben 210 litredir. Hitamuhu misk ve fî zâlike felyetenâfesil mütenâfisûn. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Vessallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.